İlkler neden unutulmaz? Yani ilk aşık olduğumuz kişi, ilk arabamız, ilk evimiz, ilk müzik çalarımız. Yani niçin biz bu ilkleri unutamıyoruz? MTZ 34. İlk arabamın plakası. Unutmam mümkün değil. Evet. Ailenin ilk arabasının? Plakasını hatırlıyorsun muhtemelen. Evet. Daha evvelki soru yorumlarda anlattığımız bir şeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Birkaç kere de ziyaret ettik biz o konuyu aslında. Beynimizin göreceli öğrenmesi diye bir mesele var. Kıyas yaparak öğrenme. Biz her şeyleri bir şeyler cinsinden öğreniyoruz ve o daha önce bildiğimiz şeyler bizim yeni deneyimlerimize yol gösteriyor. Ama hayatımızda bazen bir şeyler oluyor. Daha önce pek benzerini yaşamadığımız bir durum. Ve biz bu benzerini yaşamadığımız duruma daha önce bir benzerini bulup da uygun bir duygu atayamadığımız için şaşkınlık, hayret, şükran, sürpriz vesaire gibi yeni hisler geliştiriyoruz. Şimdi bunlar daha evvel de yine başka bir muhabbette hatta birçok muhabbette bahsettim. Mesela hayret duygusu, sürprizle karşılaşma hali ya da çok şiddetli korku yani böyle şiddetli duygulanımlar bizde unutulmaz hafıza deneyimleri yaratıyor. Çünkü bizim belleğimiz zaten duygusal olarak çalışıyor. Şimdi hayatımızdaki ilkler de özellikle tabii o ilke ulaşmadan önce biraz da o mesele kafamızda abartmış isek. Mesela benim için araba kullanmak vah bir şeydi yani. Bu arada niye de öyle onu da bilmiyorum. Ben arabanın üstünde doğmuş bir çocuğum yani. Daha bebekken arabaya biniyorduk biz. Hani araba öyle bir arzu nesnesi olabilecek kadar bize uzak bir şey de değildi ama erkek çocuklar için o direksiyona geçme kafası var ya yani o direksiyona geçip de böyle kendini o koca cihazın kontrolörü, kaptanı olarak hissetme duyusu herhalde. O duygu arzuladığım bir şey olmuş olmalı ki ilk defa daha önce annemin babamın arabasını falan bir yerlere giderken sürmüş olmama rağmen bu senin araban dendiğinde işte ilk Samsun'a hatta master yapmaya giderken o arabayla bir Ankara Samsun seyahati yapmıştım. O günü ve o tecrübeyi hiç unutamam. Hatta daha sonra mesela bir araba değiştirdim. O arabada ilk kez kullandığım otomatik vites arabaydı. Mesela o deneyimi de hiç unutamıyorum. Çünkü ondan önce gerçekten araba kullanırken hamallık yapıyormuşum. Onu fark ettim. Yani o hatır futur vites değiştirmek falan yerine basyon değişiyor, basyon değişiyor vites. O deneyim de benim için ilk. O ilklerin oluşturduğu nev-i şahsına münhasır duygulanımlar o hatıraları unutulmaz yapıyor. Peki neler unutuluyor o zaman? Beni bu soruda esas cezbeden bu sonuç aslında. Bizi şaşırtmayan, bizi harekete geçirmeyen, bizim için yeni olmayan, devamlı rutinde devinen her şey unutuluyor. Yavaş yavaş onlar zihnimizden çıkıyor, bizi terk ediyor. Ve işte uzunca bir süre hep aynı şeyleri sürprizsiz, yeniliksiz, bir meydan okumayla karşılaşmadan, belli bir darlık çekmeden, içinde yaşadığımız hayat mükemmel olmasa bile, sıkıntılı olsa bile hep aynı düzeni sürdürebilecek bir tarzda yaşıyorsak yıllar geçiyor, biz hiçbir şey hatırlamıyoruz o hayatta. O yüzden hayatta sıklıkla ilk biriktirmek gibi bir fikir olabilir. Sevgili Ömer, çok güzel bir şey düşündürdün. Her güne bir ilk koysak, o gün unutulmaz olur bak. Yaşamınızdaki, ben bunu daha önce düşünmemiştim bu arada. Her gün bir şeyi ilk defa yapın. Her zaman muhtemelen o her ilk yaptığınız şey hatıranızda çok kalmayacaktır belki. İlk kez sol elimle dişimi fırçaladım falan diye işte Mayıs'ın 17'si diye bunu tarihe atmayacaksınız muhtemelen 2021 senesinde ama bu yenilik yapma alışkanlığı yaşamsal çözünürlüğü arttıracak. Ve bu sayede de umuyorum şu dünyadan çok hızlı ve kısacık bir sürede şu geçişimiz var ya adına ömür dediğimiz şey. İnşallah orada biraz daha fazla şey biriktireceğiz. Bazı insanlar çılgın gibi yenilik arayışçısı olurlar. Onların tabiatında vardır. Bazıları da o kadar değildir ama yenilik hepimizi uyandırır. Yenilik hepimizi coşturur. Bazısı bunu doğal yapısı gereği daha sık yaşar, bazısı daha az yaşar ama her zaman niyet ederek hayatımızda bunu arttırmanın imkanı var. Unutulmaz ömürler yaşamanın sırrı unutulacak işler yapmamakta olsa gerektir diye özlü söz yaptım bak. Sevdim bu lafı. Siz böyle bahsederken bir roman aklıma geldi. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Orada bir sahneden bahsederdi. Her bir kadını tasvir ederken, işe giderken her gün aynı yolu kullanmayacak kadar ömrü değerli görürdü diye. Ya. İşte aynen. Ve her gün farklı bir yoldan gitmeye çalışıyoruz. Tabii ki biz şu anda bu bir roman. Hani her gün farklı yoldan işe gidemeyiz ama herhalde bu bana işlemiş şöyle bir anı geliyor aklıma. Lisedeyken okula gidebileceğim çeşitli yollar vardı. Ben her gün başka bir yolu bulmaya çalışırdım. Tabii bir yerden sonra rutine kesinlikle devam ediliyor. Ama böyle bir his yaratıldığını hatırlıyorum. İlginçti. Mesela orada keşfettiğim yoldaki o binaları hatırlıyorum. Çünkü ilk kez geçiyordum. Güvenli bir arayıştayım. Evet. Etrafa bakıyorum. Duygusal bir karşılığı var bu arayışın bende. Ve bu arayışın düşünsene Bağdat Caddesi'nde yürürken zebra çıkıyor köşeden bir tane. Ya bunu nasıl unutabilirsin? Yani mümkün. O günü hatta tarih olarak kaydedersin. Yani.
Ama işte zebra çıksın diye bekleyerek hayat yaşanmaz ya. Yani. Bazen kendi zebranı olmadı eşeği boya zebra yap yani, anlatabiliyor muyum? Onu böyle bir müdahaleyle yapabilmek mümkün. Bizim valla yani bu soru penceresinden bakınca sanki açık beyni bunun için korumuşuz gibi yani. Sürekli yeni ve cins bir şeyler yapalım, böyle etraftaki insanlarla eğlenelim falan filan gibi. O yüzden de bayağı unutulmaz zamanlar geçiriyoruz çok şükür. İnşallah faydalı zamanlar oluyordur. İnşallah bir işe yarıyordur. Bir de şey ekleyebiliriz. Bazen bu ilk arayışından dolayı o ilkin tadını hep aradığımız için bir sonraki adımdan tad alamama. Güzel, güzel. Eklememiz gerekebilir. Yani güzel. Bunun da ne kadar sakıncalı bir yere gidebileceğini konuşmak gerekebilir. İlişkileri bitiren en önemli şey bu devirde zaten. Bir de neofili diyoruz işte buna. Ben biraz neofiliyim bu arada. Yani bir şey böyle çok rutine bindiğinde sıkılırım. Şimdi yenilik ve keşif derken Hazal hakikaten çok önemli noktaya dikkat çektim. Hayatta sebatı ihmal etmemek lazım. Çünkü başarı istikrarla alakalı bir şeydir. İstikrar mucizedir diye bizim açık beynin mottosu olan bir söz var. Bir konuda yeterli istikrarı göstermezseniz, arkasında uzunca bir süre durup da ittirmezseniz o konuyu, bu hayatta hiçbir şey başaramıyorsunuz. Yenilik, siz sebat ettiğiniz konuda giderken sizin yolunuzda, yolunuza renk, neşe ve manzara katacak bir şey olursa kıymetli. Ne demek istiyorum? Siz bir amaç doğrultusunda gidiyorsunuz. Bir vizyonunuz var, bir niyetiniz var. Kitlenmişsiniz oraya. Ama giderken mesela bazı zorluklar yaşıyorsunuz. Bazı yerde yolunuz tıkanıyor. Bazen yavaş, bazen hızlı gidiyorsunuz. Yolda farklılıklar yaratmak. O gittiğiniz yolu unutmadan, yani başarmak istediğiniz şeyi unutmadan. Arada bir farklı yöntemler, kişiler, fikirler falan filan sınamak, denemek sizin aynı zamanda farklı ve daha kolay gidiş yolları bulabilmek. Yani sistemi optimize etmenize de yardımcı olacak. Dolayısıyla bu sebat işini unutsaydım çok kötü olurdu gerçekten. Yenilik iyi güzel, tamam, hayatı hatırlanır ve yüksek çözünürlükte yapar ama sürekli yenilik peşinde koşunca da hani var ya, rahmetli oldu galiba Liz Taylor, rahmetli mi oldu, olmuştur artık herhalde bayağı çünkü yaşı büyüktü. Siz hatırlamazsınız, demeyeceğim Liz Taylor'a, Kızgındam'daki kedi. O mesela sürekli evlenir boşanır, evlenir boşanır dururdu. Neden mesela böyle sürekli gönül ilişkilerini sıklıkla değiştiren insanlar, yani etrafınızda da varsa ya da siz belki öyleyseniz, bir bakın içinize ya da onlara bir sorun, niye bunu yapıyorlar? Devamlı o ilk günkü kıvılcımı arıyorlar. İyi de yani ilk günkü kıvılcımın bir sebebi var. Soba yansın da uzun süre ısınalım diye yani. Devamlı kıvılcım kıvılcım ısınamazsınız sevgili arkadaşlar. O biraz uzun vadeli bir şeye dönüşmedikten sonra yaşamanın da çok anlamı yok. Hazal, thank you very much. Önemli bir noktayı atlamak üzereydik az daha. Vallahi bak kafamın ağacısı geçti o derece. Güzel.